Allah'ın gaybı bildirmesi konusunun dördüncü dersindeyiz. Dördüncü delili işlemeden önce önemine binen şu meseleyi hatırlatmak istiyorum. Bir kısım sözde alimler Allah'ın dilediği kuluna gaybı bildireceğini inkar etmekte ve gaybı Allah'tan başkası bilmez demektedirler. Evet gaybı Allah'tan başkası bilmez sözü haktır ve hakikattir. Lakin bunun iki manası vardır. Bir gaybın tamamını Allah'tan başkası bilmez. İki gaybın küçük bir meselesini dahi kişi kendi başına bilemez. Ancak Allah'ın ona bildirmesiyle bilir manasındadır. Yine peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ben gaybı bilmem sözü gaybın tamamını bilmem. Küçük bir meselesini dahi Allah bildirmeden bilmem manasındadır. Yoksa Allah bana gaybı bildirmez manasında değildir. Allah gaybtan dilediği kısmı dilediği kuluna vahiyle veya ilhamla bildirebilir. Daha önceki derslerimizde bu meselenin üç delilini işlemiştik. Bu dersimizde dördüncü delil olarak Ali İmran suresinin 49. ayetini işleyeceğiz. Bu ayeti kerimede Hz. İsa şöyle diyor. Estaizu billah ve unebbi'ukum bima te'külûne ve ma teddahirûne fi buyutikum. Evlerinizde yediğinizi ve biriktirdiğinizi sizlere haber ver. Ayetin apaçık ifadesiyle Hazreti İsa insanların yediklerini ve evlerinde sakladıklarını onlara haber veriyordu. Şimdi bunun üzerinde biraz tahlil yapalım. Kişilerin evlerinde yedikleri ve sakladıkları şeyler Hazreti İsa için gayb mıdır, değil midir? Elbette gayptir. Peki Hazreti İsa bu gaybi bilgi onlara haber veriyor muydu? Ayetin apaçık beyanıyla haber veriyordu. Demek Hazreti İsa bu gaybı biliyordu. Şimdi sormuş şu. Hazreti İsa bu gaybı nasıl biliyordu? İki tane ihtimal var. Ya kendisi tahmin ediyordu ya da Allah yoktu. Herhalde tahmin etmiyorduk. Zira her tahminin tutması mümkün değildir. O halde diğer seçeneği yani Allah'ın bildirdiğini kabul etmek zorunda kalıyoruz. Bu tahlilden sonra Allah gaybı kimseye bildirmez diyen Abdülaziz Bayındır'a, Mustafa İslamoğlu'na ve Mehmet Okuyan'a diyoruz ki Hani Allah gaybı kimseye bildirmezdi? İşte bildirmiş. Hz. İsa kendine göre gayb olan bu bilgiye Allah'ın bildirmesiyle muttali olmuş. Bunu gördükten sonra nasıl oluyor da Allah gaybı kimseye bildirmez diyorsunuz. Sizi insafa davet ediyor. Sevgili kardeşlerim dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki derste meselemize dair beşinci delili işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.